Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Sosyolog, yazar Sayın Erdal Sarıçam bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Yüzyılın felaketini yaşadık biliyorsunuz ki ve sonrasındaki kalıntılarını ve yaralarımızı sarmayı konuşacağız. Büyük bir yıkımı, büyük bir afeti maalesef yaşadık. Yarım kalanlarımız çok, kayıplarımız maalesef çok fazla. Birçoğumuz hala uyuyamıyoruz ya da evimizde teksek özellikle avizeye bakıyoruz. Acaba bir sarsıntı mı yaşandı diye. Zor dönemlerden geçiyoruz. Peki bir yandan da şunu biliyoruz ki güçlü olmak zorundayız. Bunun için sizin çalışmalarınız var. Özellikle de uzmanlık alanınız olduğu konular var. Şimdi birazdan onlardan bahsedeceğiz ama afet ve deprem sosyolojisi nedir? Onunla giriş yapmanızı isteyeceğim. Evet, afetler sonuçları itibariyle doğrudan bireyleri ve toplumları etkilediği için doğal olarak sosyolojinin bir çalışma alanına giriyor. Sosyoloji afetleri üç başlık altında inceler Aleyna Hanım. Doğal afetler, bunlar işte depremler, seller, yangınlar, salgın hastalıklar gibi. İnsan eliyle üretilen afetlerden sosyoloji biraz bahseder. İşte terör eylemleri ya da savaşlar buna örnek olarak verilebilir. Ve teknolojik afetler vardır bir de. Maden kazaları, nükleer patlamalar gibi. Afet sosyolojisi tümü başlıklar altında çalışır. Ve bunların öncesinde, afet anında ve sonrasında neler yapılacağına dair bir takım projeler ortaya koyar. Mesela son yaşadığımız afet, deprem afeti maalesef 11 ilimizi etkiledi. Daha çok bireysel olarak yaşayan, bireysel yaşamı tercih eden, daha yalnız yaşayan günümüz insanını aslında toplumsal açıdan beraber olmanın, bir olmanın, dayanışma içerisinde olmanın ne kadar önemini öğretti. Yani toplumsal ve bireysel veya kişisel yaşamdan toplumsal yaşama tekrar dönüşün ne kadar önemli olduğundan bir takım dersler çıkarmamıza sebep oldu. Bu anlamda sosyoloji bu açıdan da konuyu ele alıyor. Afet sosyolojisi insanların yeniden kaynaşmalarına, toplumsal dayanışmanın ve toplumsal ruhun yeniden inşa edilmesi yönelik projeler ortaya koymayla sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Aslında sadece deprem değil, hatta pandemiyi de başa alırsak sonrasında yaşadığımız emlak krizi artık ailelerin bile hani bir dönem işte iki aile üst üste yaşar mı gibi söylemlerimiz vardı. Şimdi öyle görüyoruz ki bir küçücük dairede artık birçok aileler gerek maddi gerek ekonomik sıkıntılar sebebiyle artık yeniden bir araya gelmenin büyük aileleri tekrardan o tekilleşmedense görmeye başladık. Yani toplumsal dayanışmanın aslında ne kadar önemli olduğu sonucuna vardık biz bu süreçte. Evet. Çünkü küçük ailelerde veya yalnız yaşama modelini benimsemiş gerçekliğe sahiptik maalesef. Toplumsal bütünleşmenin, dayanışmanın gerçekten ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oldu aslında bu süreç. Peki bir toplum bilimi olan sosyoloji bu konuya nasıl bakıyor? Deprem sonrasında yaşadıklarımızı, sonrasında toparlanmaya çalıştığımız şu süreci nasıl değerlendiriyor? Şimdi depremler ve diğer afetler gerçekten çok trajik olaylardır. İnsanlar yakınlarını kaybediyorlar. En önemli, en değerli eşyalarını kaybediyorlar. İşlerini kaybediyorlar. Bütün hayatları boyunca edindikleri varlıklarını kaybedebiliyorlar. Bu hem bireysel hem de toplumsal bir travmaya yol açıyor. Sosyoloji, tabii psikolojinin de desteğiyle insanların sosyal hayata yeniden kazandırılmalarına dönük olarak projeler üretmekle aslında görevlilerdir. Bunlarla ilgili özellikle toplumun incelenmesiyle ilgili, afetlerin topluma yansımasıyla ilgili, sonuçlarıyla ilgili raporlamalar sosyolojinin çalışma alanına girer. Bu raporlamaların yetkililere veya ilgililere ulaştırılmasını sağlar. Daha çok dağılan toplumsal yapının yeniden bir araya gelmesi ve bütünleşmesi anlamında bir performans sergiler sosyoloji, özellikle afet sosyolojisi. Bugün bunu görebiliyor muyuz? Evet, görüyoruz. Türkiye'de şu son yaşadığımız depremde hem psikoloji hem de sosyoloji gerçekten ne kadar önemli birer disiplin olduklarını ortaya koydular. Özellikle psikososyal çalışmalarla
hayata yeniden kazandırılan bu anlamda çocuklar çok dikkat çekiyor. Çünkü onlar çok büyük bir travma yaşamışlardı. Hem sosyoloji hem de psikoloji bu anlamda iyi bir sınav verdi diyebiliriz şu son yaşadığımız afet noktasında. Ben de bir hemen şöyle bir gözlemlerimi iletmek isterim. Özellikle de gençlerin hani Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle evet. dediğimiz gençlerin aslında canla başla, gönüllülük iradesiyle ne kadar da kendinden verici çalışmalar içerisinde olduklarını gördük. Bu da bir Hı-hı. umut. Tabii bizim toplumumuz zaten özü itibariyle yardımlaşmayı seven bir evet. Kültürel geleneğe sahip. Yani Türk kültüründe, Anadolu kültüründe böyle bir değer var zaten. Hı-hı. Çok vazgeçilmez bir değer. Küreselleşmeyle diyeceğim, kapitalistleşmeyle diyeceğim. Bu gerçeğin üzeri biraz tozla kaplanmıştı. Ama bu olay o tozu tekrar silip attı ve o dayanışma gücünü, yardımlaşma gücünü özellikle gençler anlamında yeniden diriltmemize sebep oldu. Ortaya koyduğumuz çalışmalarda bu görülüyor zaten. Peki bir de en büyük sıkıntılardan, en büyük konulardan biz de artık bunları irdelemeye devam ediyoruz. İşte orada yaşanan Türkiye bir deprem kuşağı içerisinde evet. ve işte 11 ilimizi etkileyen, hepimizi aslında etkileyen bu deprem sonrasında tabii gözler Marmara'ya da çevrilmiş durumda. Bu anlamda birçok ülkenin en büyük sorunu da çarpık kentleşme. Oturduğumuz dairelere, oturduğumuz evlere bakmaya başladık. Konuyu kent sosyolojisi açısından da değerlendirirsek hangi noktadayız? Çarpık kentleşme bugün ülkemizin maalesef çok ciddi sorunlarından biri. Evet. Ama çarpık kentleşme demeden önce kentleşmenin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Çünkü çarpık kentleşme kentleşmenin bir zıttı. İnsanın en sağlıklı bir şekilde yaşaması için tüm imkanların sergilendiği, sağlandığı bir hayat tarzı, bir yaşam biçimi aslında kentleşmeyi ortaya koyuyor. Mesela altyapı ve üst yapı çalışmaları, eğitim ihtiyacı, imarda ve estetikte gözetilen seviye kentleşmenin bir sonucu. Eğer bir bölgede, insanların yaşadığı bir bölgede altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunlar varsa veya eksikse, eğitime ulaşma anlamında sorunlar yaşanıyorsa, ortaya konulan yapılaşma bir estetik kaygı taşımıyorsa, bu çarpık kentleşme anlamına gelir. Dolayısıyla 1950'lerde başlayan, 80'lerde büyük bir hızla devam eden göç, özellikle büyük şehirlerde çarpık kentleşmeyi doğurdu. Çünkü insanlar bir an önce bir barınak ihtiyacı duydular. İlk gördükleri boş alana ya da şehrin daha dış taraflarında kalan bölgelerine gecekondu inşa ettiler. Tabii belediyelerin ve devletin belli bir gücü var ancak. Her yere hizmet götüremiyor, her yere bir kanalizasyon hattı çekemiyor, her istenen bölgeyi bir okul kuramıyor. Dolayısıyla çarpık kentleşme meydana gelmiş oluyor. Belli dönemlerde belli siyasetçilerin verdiği tavizler de ne yazık ki bu çarpık kentleşmenin daha da büyümesine yol açıyor. Sonuç itibariyle bu çok ciddi bir sosyolojik sorun olarak maalesef çözülmeyi bekliyor. Ülkemizin en büyük problemlerinden biri de bu maalesef. Kişinin evinin kolonlarındaki işte demirler ortada ama kendi binasında oturan komşularına güvenmediği için bırakın hani ada tipindeki yenileşme ya da Hı-hı. kentleşmeyi kendi binasındaki komşularına güvenmediği için o yeniden yapılmayı bile kabul etmeyen çok fazla insan var bireysele baktığımızda. Evet, burada insanların ikna edilmeleri gerekiyor. Evet. Yani hem devletimize hem de özellikle belediyelere bu anlamda çok önemli roller düşüyor, önemli görevler düşüyor. Burada vatandaşın kendi tercihinden ziyade çeşitli alternatifler sunarak biraz da yaptırım yoluna giderek bir çözüm aramak lazım. Çünkü insan hayatından daha önemli bir değer yok. Evet. Söz konusu insan hayatıysa bir takım yaptırımlar da kaçınılmaz hale geliyor maalesef. Sizin duyduğunuz, bildiğiniz var mı böyle işte son olarak biz de haberlerde girdik işte binasal olarak işte bina bazında değil de ada yönünde ya da işte siz eğer bir yenileme sürecine girmek isterseniz devletten işte ödenekler alabilirsiniz şeklinde. Bunun hani yaptırım modunda nasıl olacak? Bakın ben Tuzla Belediyesi'nden bir örnek vermek istiyorum. Evet. Aslında bu kentsel dönüşüm, çarpık kentleşme
öteden beri bizim çözülmeyi bekleyen bir sorunumuz maalesef. Son birkaç aydır değil, uzun zamandır Tuzla'da, Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde kentsel dönüşüm ve çarpık kentleşme ile mücadele çalışmaları yapılıyor. Mesela 41 sitede, 1478 binada ve 6228 dairede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar vatandaşı bilgilendirme ve ikna yoluyla ortaya konuyor. Evet. Sordunuz ya. Hı hı. Yani vatandaşın bilgilendirilmesi çok önemli. Bilinçli bireyler haline getirilmeleri çok önemli. İnsan hayatının önemi anlatılmalı. Yakınlarını kaybeden insanlardan örnekler verilmeli. Evet. Daha çok ikna yoluna gidilmeli. Mesela şu an 40'tan fazla siteyle bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ve onlara çözüme kavuşturulacak. Yani insanları vatandaşı ikna etmeden, çünkü bizim insanımız yaşadığı bölgeyi çok benimser, mahalleyi çok benimser, oradan kolay kolay çıkmak istemez. Türk insanı akrabalık ve komşuluk bağına çok sadıktır. Sahip olduğu o bağlardan kolay kolay kopmak, kurtulmak istemez, uzaklaşmak istemez. Dolayısıyla ceza yaptırımlardan öte daha çok ikna yoluyla sonuca varmayı hedeflemek lazım. Evet. Peki hemen şu soruyu da sormak isterim. Sizin konuların uzmanı olduğunuz için, alanınız olduğu için özellikle de kırsaldan kentlere göç etmeyi ve tersine göçü de değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi Aleyna Hanım, insanlık tarihinin hem bireysel hem de kitlesel açıdan en eski eylemlerinden biri de göçtür. Hı hı. İnsanlar tarih boyunca belli sebeplerden dolayı göç ederler. Kuraklık, işsizlik, su kaynaklarının kuruması, tükenmesi, hava şartları, işte savaşlar ya da siyasi karmaşa zaman zaman insanları göç etmeye mecbur bırakır. Göç eden insanların bu beklentilerinin karşılanması ilk etapta çok kolay olmayabiliyor. Belli bir zaman gerektirebiliyor. Göçün demografik yapıya etkisi çok önemli. Yani insan göç ettiği zaman kendi kültürel değerleriyle beraber göç ediyor. Gittiği yerde farklı bir kültürle karşılaşabiliyor. Farklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Göç ettiği yerdeki insanların farklı sorunlarla karşılaşmasına sebep olabiliyor. Bunların hepsi başlı başına bir problem ve bu problemin çözümü için bir takım projeler ve eğitimler vermek gerekiyor. Bunlar büyük önem arz ediyor. Peki işte büyük afetten bahsetmişken bir de belediye olarak sizin çalışmalarınız da var. Yerel yönetimlerin hem kendi bölgelerinde kentsel dönüşüm hem de yardımları hakkında. Tuzla Belediyesi'nin bu anlamdaki çalışmalarından da yine bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi bu tip afetlerde her bir bireye bir takım sorumluluklar düştüğü için, düştüğü gibi çeşitli STK'lara, resmi kurumlara veya belediyelere de bir takım görevler ve sorumluluklar düşüyor. Mesela doktor olan bir insanın gönüllü olarak afet bölgesine gidip sağlık hizmetlerine katılması bireysel bir tercihtir. Doğru. Ya da bir eğitimcinin veya bir eczacının gönüllü olarak afet bölgesine gitmesi bir bireysel tercih. Onun dışında belediyeler gibi kurumların da bütün güç ve potansiyelleriyle afet bölgesine gidip yardımlara katılmaları da bir tercih. Mesela Türkiye'de bugün birçok belediye afet bölgesinde çok sayıda çalışmaya imza atıyor. Örneğin Tuzla Belediyesi depremin olduğu ilk andan itibaren Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı Beyefendinin öncülüğünde, onun talimatıyla 130 kişilik bir arama kurtarma ekibiyle bölgeye hareket etti ve AFAD'ın kontrolünde çalışmalara başladı. 130 kişilik bir arama kurtarma ekibi deprem olduktan birkaç saat sonra bölgedeydi mesela. Tuzla Belediyesi'nin Gönül Elleri Çarşısı isimli bir yardım kuruluşu var. Hı hı. Bu kuruluşun öncülüğünde Tuzla Belediyesi bölgeye 200 adet yardım tırı gönderdi. Yani 200 adet tır çok büyük bir rakam. Doğru. 200 tır. Hı hı. Her türlü ihtiyaca yönelik yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı. 125 araç, iş makineleri, ambulanslar, pikaplar, çeşitli araçlar o bölgede depremzede kardeşlerimizin ihtiyacına yönelik çalışmalar ortaya koyuyor. Özellikle iş makineleri çok ciddi bir boşluğu dolduruyor. Tuzla Belediyesi'nin kurmuş olduğu aşevi, seyyar aşevi her gün 4000 insana yemek veriyor. Yeme ihtiyacını karşılıyor. 4000 insana her gün. Evet. Hatay Kırıkhan'da oluyor bu çalışmalar.
En önemlisi Tuzla Belediyesi Hatay Kırıkan'da 3 büyük konteyner kent kurdu. Yani yüzlerce insanın barınma ihtiyacını karşılamış oluyor. Ve 2 büyük etkinlik çadırıyla çeşitli programlar, eğitim seminerleri, psikososyal çalışmalar yapılıyor. Yani Tuzla Belediyesi tek başına bir belediye ve bu kadar kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Evet. Türkiye'nin her tarafından birçok belediye de buna benzer çalışmalar yapıyorlar. Bu toplumsal dayanışmanın, o toplumsal ruhun yeniden ayağa kaldırılması ve diriltilmesi açısından çok önemlidir. Her kurum ve her birey eğer gerçekten istiyorsa kendi kapasitesi ölçüsünde çalışmalara katılabilir. Bu model olması lazım. Peki son olarak çalışmalarınızı genel bir toparlayıp sunmak istedikleriniz varsa onları da alalım. Bakın bazı afetler sadece bireylerin değil o toplumların da imtihanıdır. Evet. Sadece ilahi bir imtihandan bahsetmiyorum. O toplumun kendi imtihanıdır, kendi sınavıdır. Ne kadar ben olmaktan biz olmaya varabilmişiz. Kişisel tercihlerden toplumsal tercihlere ne kadar varabilmişiz. Toplumsal dayanışmayı ve o dayanışma ruhunu ne kadar inşa edebilmişiz. Bunların bir sınavıdır. Son derece trajik, çok acı dolu bir sınav yaşadık. Ama ben Türk halkının bu sınavdan alnının akıyla çıktığına inanıyorum. Tabii tekrarını Allah yaşatma nasip etmesin. Ama bu tip durumlarda toplumsal bilinçle, toplumsal ruhla bu problemlerin, bu acıların üstesinden gelebileceğine inanıyorum bu toplumun. Ve tabii tekrarının da olmamasını diliyoruz. En büyük acımız, en büyük kaybımız buydu. Çok teşekkür ederim. En başında söylediğim gibi güçlü olmak zorundayız. Teşekkür ederim olarak. Ağzınıza sağlık vermiş olduğunuz değerli yorumlar, bilgiler için. Sosyolog yazar Erdal Sarıçam bizlerleydi ve bugün afet ve deprem sosyolojisini konuştuk samimi analiz programında. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.